Herkese yeniden merhaba. Bunu söylemeyi özlemişim. Bu düğün serisinin gelin makyajı videosuyla karşınızdayım. Benden sanırım en çok istediğiniz şeydi. Öncelikle teşekkür ederim makyajımı beğendiğiniz için. Ben de çok beğendim. Çok içime sindi, çok zamansız bir görünümdü bence. Ve çok kalıcıydı. Gerçekten iyi bir iş çıkardığıma inanıyorum. After party'den sonra sabah 5'te bile hala çok iyi görünüyordu makyajım. Aslında böyle çok detaylı, böyle üst üste ürün sürdüğüm bir makyajdı ama çok incecikti özellikle ten. Göz makyajım çok hafifti ve sıcak tonlara gitmemeye çalıştım makyajda. Çünkü benim tenim zaten sıcak. O yüzden hafif sıcak tonlar, hatta nötr tonlar bile, mesela farlardaki o kahve nötr tonlar bile bende biraz daha sıcak duruyor. Ve bazen fotoğraflarda, bunu çekimlerden öğrendim, bazen fotoğraflarda ya da videolarda daha turuncumsu bir görünüm olabiliyor. Onu istemediğim için biraz daha grilere, grimsi tonlara gittim. Bu aklınızda olsun. Eğer ten renginiz benim gibiyse, yani aslında ten alt tonunuz benim gibiyse, yani esmer de olabilirsiniz ama daha sıcak bir teniniz varsa ve biraz daha nötr görünsün istiyorsanız makyajınız, biraz daha grimsi ve soğuk bir makyaj yapmak gerekiyor. Şimdi benim burada kendi fotoğrafımı açacağım. Örnek fotoğrafım var. Kendi bu fotoğrafımdan yola çıkarak sizinle adım adım bu makyajı yapacağız. Aslında gerçekçi olması için herhangi bir markayla anlaşmadım. Çünkü neredeyse hiçbir zaman tek bir markanın ürünleriyle makyaj yapmıyorum. Hep böyle karışık. Uygun fiyatlı, yüksek fiyatlı, bazen yurt dışından aldığım ürünler oluyor. Gerçekten karışık oluyor. Bugün de öyle olacak. Eğer hani burada bulamayacağımız bir şey varsa mutlaka muadilinden de bahsedeceğim. Çünkü benim yakın arkadaşlarımın söylediği gibi benim odam bir Sephora, bir gratis, bir fatsız. O yüzden her şey var. Makyajla ne kadar ilgili olduğumu biliyorsunuz artık senelerdir. Sürekli yeni ürün alıyorum ya da bana geliyor, deniyorum. Ve makyajımı neden bir make-up artiste, bir makyaj artistine yaptırmadım? Bu da çok sorulmuştu. Çünkü her ne kadar çok sevdiğim makyaj artistleri olsa da, özellikle işte reklam kampanyalarında, çekimlerde çalışmayı çok sevdiğim, kendi makyajımı kendime yapmak istedim. En rahat ettiğim makyaj benim kendime yaptığım makyaj oluyor. Ve biraz da şunu göstermek istedim. Herkesin tabii ki hani bütçesi make-up artistle çalışmaya uygun olamaz. Çok güzel işler yapıyorlar gerçekten ve bütün günlerini ayırdıkları için hani evet, anlıyorum o bütçeleri. Ama hani eğer bu parayı vermek istemiyorsanız ya da veremeyecekseniz, en azından her zaman kullanacağınız ürünleri satın alarak kendi makyajınızı o özel gününüzde de yapabilirsiniz. Ben de bunu göstermek istedim. Başlayalım. Bu arada ben kullandığım hiçbir ürünü önüme çıkarmadım şu an. O yüzden arada böyle takır tukur çekmece açacağım. İlk başta nemlendirici kremimi sabahtan sürmüştüm. O gün de yine bunu kullanmıştım. Bu arada kullandığım tüm ürünleri de aşağıya koyacağım. Olan tüm ürünleri Trendyol'la ortaklık olarak, oradan koyarım çünkü hepsini. Ama sponsorlu ya da işbirliği bir video değil. Bu benim çok sevdiğim bir makyaj bazı. Bobbi Brown'un C vitaminli. Cildinizi İyi hazırlamak çok çok önemli. Benim çok sevdiğim makyaj artistlerinden öğrendiğim en önemli şey, cildi çok çok iyi nemlendirip çok güzel hazırlayıp, eğer fazlası varsa cildinizde, yani böyle yağlı gösterecek kadar ya da makyajı, fondöteni kusturacak kadar fazla nemlendirici varsa, ona sonra böyle bir beauty blenderle ya da belki bir peçeteyle almak fazlasını. Bu arada vücut makyajını da göstereceğim. Yani öyle makyaj değil ama göstereceğim kullandığım şeyleri. Çünkü o hani buralarımdaki, kollarımdaki parlaklıkta çok sorulmuştu. Yine önemli bir detay. Nerede oluyorum? Demin buldum ben onu. Yıllar önce şöyle aldığım bir çizgi smoothlayan bir ürünüm vardı. O zaman hiç böyle bir şeye ihtiyacım yoktu. Çünkü daha gençtim. Ama şuralarımda gülme çizgilerim yavaş yavaş artık 31 yaşla beraber belirmeye başladı. Ama fondöten sürdüğümde bu tarafım özellikle dolmaya başladı. Eğer bu gülme çizgileriniz ya da burada varsa çizginiz ya da burada varsa, çok tavsiye edeceğim bir ürün. Bunu sürdüğünüzde gerçekten üzerine yaptığınız makyaj en azından çok daha uzun süre boyunca dolmuyor. Benim o gün makyajımı yaparken en büyük düşüncem, hani hazırlanacağım ve aşağıya ineceğim ve fotoğraf çekilecek. Sonra işte seremoni başlayacak, sonra yemek başlayacak, sonra after party. Hadi after party için üzerimi değiştireceğim için bir odaya çıkarım ve rujumu falan tazeleyebilirim ya da kendime bir bakabilirim, ama onun dışında gerçekten hani bir aynaya bile erişimim olmayacaktı. Ya tabii ki hani içeri girersem bir aynaya bakabilirim ya da yanımda taşıyabilirdim, ama hani öyle bir şeyle uğraşmak istemedim. Gerçekten çok emin olduğum, aynaya bakmamı gerektirmeyecek bir makyaj yapmak istedim ve öyle de oldu. Daha sonra kaşlarımı yaptım. Kaşlarım için, elim kremli, şu an çok zor açıyorum.
kaş jeli kullandım her zaman. Umarım vardır şu an Türkiye'de Anastasia'nın. Ve böyle elim sıkıştı. Böyle kaş fırçalarından aldım. Çoklu. Normalde bende o kadar az vardı ki bunlardan. Ve 2-3 kere kullandığınızda, hatta bazen bir kere bile kullandığınızda üstünde böyle tortu oluyor ve bunu sürekli yıkamanız gerekiyor. Daha sonra kullandığınızda çünkü beyaz beyaz bırakıyor kaşınızda. Ben de dedim hani orada bununla uğraşmayayım. Bir de hani atıyorum nikah var, bizim nikahta makyaj yapacağım. Sonra ilk akşam prova yemeği var, orada makyaj yaptım falan, bunlarla uğraşmayayım diye böyle koliyle aldım, stokladım. Şimdi önce bununla kaşlarımı güzelce bir taradım. Normalde hani ben günlük makyajımda kaşlarımı böyle gerçekten aşırı yukarıya tarıyorum. Ama hani bu bir trend sanırım ve ben çok fazla trendlere uyacak bir makyaj yapmak istemedim gelin makyajımda. Bunu neden fondötenden falan önce yaptım? Hiçbir şekilde tortu olmasın, beyaz kalmasın diye. Çünkü hani fondötenle karıştığında biraz o olabiliyor. Sonra kaşa geri döneceğim. Bunu fondötene Paris'teyken almıştım ben. Ama sonra burada da olduğunu gördüm. Ve yok sanıyordum. Bu aslında böyle film, dizi çekimlerinde, setlerde çok fazla kullanılan bir fondöten. Ben de tamamen buna güvendim. Bu makyajda ilginç olan taraf, çok fazla fırça kullandım. Normalde ben her şeyi şuna yapıyorum ya, böyle hop diye. Gerçekten böyle ince ince, detay detay. Çok özenerek yaptım makyajımı. Böyle bir fondöten fırçasıyla süreceğim fondötenimi. Bu normalde yüzümün tonundan, gerçi şu an bir tık bronzlaşmış. Biraz rengim koyulaşmış olabilir ama normalde de bu yüzümden birazcık daha açık renk fondöten. Böyle tercih etmek istedim çünkü üzerine işte hani kontür yapayım, allıkla biraz daha rengimi canlandırayım diye. Daha böyle hani incecik olsun ve çok güzel yedirebileyim diye aslında fırça kullandım ve sonra üzerinden süngerle geçeceğim. Göz kapaklarımdan da fondötenle geçtim, kapatıcıyla geçmek yerine. Çünkü biraz daha ince olsun istedim. Ki hem daha inceltsin çünkü fazlasını da alıyor sünger. Hem de hani fırça izlerine yok etsin diye. Çünkü fırça izi oluyor orada yani hani. Sonra geldik kapatıcı meselesine. Kat çıktım kapatıcıdan. Gerçekten kat çıktım. Tarte Shape Tape'i kullandım. Nerede benimki? Bunlar artık bitenler galiba ama Light'ı kullandım. Ama böyle bu kadar buraya sürdüm ve başka hiçbir yere sürmedim. Çünkü bu kalın bir kapatıcı. Sonra bunu sadece gözümün en mor olan yerine dağıttım. Şöyle bir sırayla gitmiştim, hatırladım. Kontürü yaptım. Kontürden sonra aydınlatma yaptım. Aydınlatma derken kapatıcıyla olan aydınlatmadan bahsediyorum. Parlatmadan bahsetmiyorum. Böyle anlatabiliyorum. Böyle bir kontür stick kullandım. Çizmeden, fırçayla alarak. Hafif bir krem kontür yaptım önce. Her şeyin böyle olabildiğince ince ve az olmasına aslında özen gösterdim. Birleştireceğim sonra. O yüzden burayı böyle güzelce gölgeledim. İlk adım krem kontürüm. Daha sonra böyle pembe bir aydınlatıcı kalemi. Gözümün en mor olan ve benim için gölgede kalan uyguladım. Bu çok güzel aydınlatıyor. Aslında kat kat bir şeyler sürüyor olabilirim ama çok ince ince sürdüğüm için sıkıntı yok. Şimdi bu Armani'nin benim yıllar önce aldığım bir kapatıcısı. High Precision Retouch diye bir kapatıcı. Bunu ben hangi make-up artistinden gördüğümü hatırlamıyorum ama ünlü bir make-up artistinden görmüştüm. Ve o gün bugündür buna benzer bir ürün de bulamadım. Bu da galiba artık satılmıyor. Bunu bu şekilde yine en gölge en gölge olan yerlere ve yukarı çıkarmak istediğim yerlere sürdüm. Bu arada ben şey sürmedim ya, lip balm. Makyaja başlamadan önce dudaklarım yumuşasın diye. Sonra güzelce yaydım. Önce krem allığımı süreceğim. O da bu. Soğuk tonlu likit bir allık kullandım. Her şeyi aslında önce krem, sonra
pudra versiyonuyla sabitlemek şeklinde yaptım. Çok az şöyle burnuma da. Ala da tampon hareketlerle altındaki bazı oynatmadan dağıttım. Önce ince bir pudrayla göz altlarımı sabitledim. Daha sonra çok hafif bir baking yapacağım. Böyle kılları seyrek olan bir fırça kullandım. Çok hafif önce burayı sabitledim ki kırışıklıklarım çok dolmasın diye. Daha sonra bu palet benim yani yıllardır kullandığım, ikinciyi kullanıyorum bu arada, bir kontür aydınlatma paleti. Bununla biraz daha yüzümü boyutlandırdım. Biraz daha böyle konik, ucu sivri ama yumuşak bir fırçayla önce soğuk tonlu kontür pudramı aldım. Biraz buradan geçtim. Bu pudralar hani normal bir bronzer gibi çok pigmentli bir anda böyle renk yapan pudralar değil. O yüzden seviyorum zaten. Hepsi böyle yüz boyutlandırma ürünleri. Ve biraz gözümün altına sürdüm. Bu arada göz altım bugün özellikle bu tarafım çok mor. Düğünde ilginç bir şekilde o kadar uykusuzluğa ve yorgunluğa rağmen mor değildi pek. O yüzden bayağı iyi çıkmış fotoğraflarda. Sonra toz bir pudrayı aldım. Yine seyrek bir fırça. Tam olarak çünkü yapmak istediğim baking değil. Yüzümden geçtim. Fırçada kalanla. Bu çok önemli. Çünkü ben pudralı bir görüntü olsun da istemedim. Cildimi kurutsun da istemedim. Cilime doku olsun da istemedim. Ve şuradan geçtim. Bu arada mesela cildim belki şu an kamerada çok parlak çıkmıyordur ama fotoğrafta şuramız çok parlıyor. O yüzden buraya mutlaka pudra sürün. Yani cildiniz yağlı değilse bile ki benim değil. Buralara da sürdüm. Gözenlerim iyice smoothlansın diye. Pürsüzleşsin. Makeup Forever'ın böyle allıkları var. Bu B212'ymiş. Bunu birazcık üzerinden geçtim. Şu fırçayla. Bayağı aslında yani bebek pembesi, hatta bubblegum pembesi. Makyajda daha mat ürünler kullanıp belli yerlerde çünkü highlight kullanmak istedim. Bu keçe uçlu kıl çizen kaş ürünüyle çok az aralardan geçtim. Biraz aralara bundan geçtim. Birazcık geçtim ki kaşım daha böyle yukarıdan bir kavis alıyor gibi dursun. Ben bunu bazen çekimlerde yapıyorum. Daha sonra aydınlatma işlemim başladı. Bunun için de önce böyle bir fan fırça aldım. Bu ikisini karıştırdım. Bu daha pembe tonlu bir aydınlatıcı. Bu biraz daha altın demeyeyim. Çünkü bence bu çok... bu benim en sevdiğim aydınlatıcılarımdan bir tanesi bu arada. Ten rengimin parlak versiyonu gibi. O yüzden gözlerde de bunları kullandım. Yüzde de. O yüzden daha bütün durdu. İkisini karıştırarak aldım ve... Ve sonra allık fırçamla biraz birbirine yedirdim ki çizgi gibi kalmasın diye. Hazır bunlar elimdeyken benim şöyle sadece bu iş için kullandığım bir fırçam var. Şöyle bir Inglot fırçam var. Küçücük ve ben bunu sadece göz pınarım için ve şurası için kullanıyorum. Manasız. Yine bu iki highlighter'ı karıştırdım. Ve bunu biraz böyle gözümün üçte birine kadar. Bunun üzerine zaten pudram kalmıştı. Birazcık şöyle geçtim. Nars'ın böyle bende çok eski, çok da kullandığım, hatta şu an kopan bir paleti var. Bunun içindeki renk ne acaba? Ne acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama araştırıp bulacağım söz. Bunu bir karıştırma fırçasına aldım. Böyle biraz daha uzun, sivri gelen bir fırça. Ve gözüme birazcık gölge verdim bununla. Şu an bir yandan fotoğrafa bakıyorum tam aynısı oluyor mu diye. Bayağı oluyor. Sonra şöyle bir şey yapmıştım hatırlıyorum. Bu diğer paletteki bir tık daha koyu bir gri var. Onunla şurayı sadece birazcık gölgelendirmiştim.
biraz daha hani boyutlu ve gölgeli dursun diye birkaç tonu bir arada kullandım. Sonra yine hatırlıyorum, şöyle bir şey yaptım. Aynı fırçayla bu aydınlatıcımdan aldım. Birazcık şöyle hafifçe, yani böyle belli belirsiz bir parlaklık olsun diye. İncecik bir eyeliner çektim. Tam kirpik dibimden, hiç buraya gelmeyecek şekilde. Ve bu aslında siyah bir eyelinerdı. Kahverengi durduğunun farkındayım. Çünkü üzerine ne yaptığımı göstereceğim. Sadece böyle bir çizgi yaptım buraya. Yani böyle bir kuyruk, evet, ama burayı falan doldurmadım, içeri kadar getirmedim demeye çalışıyorum. Sadece böyle buraya bir kirpik çizmişim gibi düşünün. Kimsenin iki gözü eşit değil ama benim bu tarafın göz kapağı daha düşük, o yüzden böyle yaptım. Sadece şurayı böyle birleştirdim. Ve koyu mat kahve ve yine biraz önceki griyi karıştırarak birleştirdim. Şurayı hafif böyle ki gözüm daha yukarıda ve açık dursun diye. Gözümün yarısından içeri girmiyorum. Orayı aydınlık ve açık bırakıyorum. Böyle birazcık dağıttım. Yaptığım şey çok basit aslında. Ama biraz daha böyle buğulu ve keskin bir eyeliner yapmamış oluyorum. Bunu aldım, birazcık daha böyle üstünden geçtim. Fırçanın üzerinde kalanı alt kirpik dibime çok hafif, far gibi durmasın. Ve alta zaten far sürmek istemiyordum. Çünkü o benim hem gözümü düşürüyor hem de beni daha makyajlı gösteriyor. Gölgelendirme yaptım diyebiliriz. Sonra kirpiklerimi kıvırdım. Ve bence evlenirken kesin yapılması gereken bir şey varsa o da suya dayanıklı maskara sürmek. Çünkü o kadar ağlamaya, o kadar partilemeye gece falan her şeye dayandı o maskara. Hiçbir şey olmadı. Normalde çok güzel takma kirpikler almıştım ve kesinlikle takacağımı düşünüyordum. Ama maskaradan sonra fazla olacağını düşündüm ve takmaktan vazgeçtim. Bu kesinlikle yaptı. Şimdi bunu sürüyorum. Biraz daha kirpiklerimi böyle yana taraya taraya sürüyorum. Bir de suya dayanıklı maskaralar kirpikleri böyle bayağı 90 derece dik tuttuğu için bence eğer hani kirpiniz varsa takma kirpiğe ihtiyaç duymayabilirsiniz. Inglot'un ve MAC'in yarım kirpiklerini almıştım. Yine onları da koyarım size. Daha önce benim çekimlerde ya da böyle özel gecelerde kullandığım kirpikler bayağı doğal duruyorlar. Onları alttan takacaktım. Çünkü ben aşağı baktığımda bu takma kirpik görüntüsünü sevmiyorum. Çok böyle bence fake duruyor. Daha sonra ne oldu? O sırada başıma ne geldi? Deniz, o da düğün davetlilerinden biriydi. Deniz'e dedim ki benim çantamdan dudak kalemimi getirebilir misin? Ve Deniz dudak kalemimi getirdi. Gördüm yani elinde. Herkes gördü odadaki. Ve sonra kaybetti. Gerçekten yok oldu kalem bir anda ve biz 15 dakika boyunca bütün kızlar odada, yerlerde falan kalem aradık ve bulamadık. Ve ben böyle ne yapacağım falan demeye başladım. Sonra da plan değişikliği yaptım o an. Neyse, sonra gri bir kalem kullanmaya karar verdim. Çünkü dudağımın çok koyu olmasını istemiyordum. Pembemsi olmasını istiyordum ama hani kalemle belirginleştirilmiş olmasını istiyordum. O yüzden böyle bir kombinasyon yaptım. Hatta normalde gloss çok seviyorum biliyorsunuz ama gelinlikle gloss'un biraz böyle tarz olarak alakasız kaçacağını düşündüm. Ama yine böyle mat bir dudakta yapmak istemedim. Yani mat bana çok yakışmıyor bence. O yüzden hatta geçen gün buldum ve paketinden çıkardım ve size gösterdim. Denedik. İzlediyseniz hatırlarsınız storylerde. Charlotte Tilbury'nin bu rujunu almıştım. Tam istediğimmiş gerçekten. Ama unutmuşum yani, o kafayla unutmam normal. Normalde bunu sürmeyi planlamıştım.
Ama o gün ne sürdüğümü hemen göstereceğim size. Hayır bu değil. Yanlış renk. Bu değil. 70 numara. YSL'in. Böyle beni solduracak kadar nude bir şey kullanmak istemedim ama soğuk tonlu ve dudak tonuma yakın böyle bir pembe kullanmak istedim. O yüzden bu çok çok güzel oldu. En son olarak da ne yaptım? Makyajımı sabitlemek için tabii ki bu spreyi kullandım. Bu bayağı başarılı bir sprey. Saçımı şöyle kapatıyorum. Vücudun nasıl o kadar parlıyordu diye çok fazla soru vardı. Aslında benim böyle işte ödül töreni işte gece bir yere giderken falan da yaptığım bir şey bu. Normalde bacaklarıma falan hep gösterdiğim bu yağı kullanıyorum. Hatta sonrasında after party elbisemi, mini olan elbiseyi, taşlıyı giydikten sonra da bacaklarıma bundan sıktım ve bununla şu fırçayla yaydım. Ama vücudum birincisi gelinliğe çok fazla değmesin ve yağ olmasın istedim. İkincisi de daha böyle ıslak bir görüntü değil, daha parlak bir görüntü istedim. Çünkü bacaklarda falan daha böyle pasparlak bir efekt yaratıyor. Çok güzel. Bunu sürdüm. Şimdi size de göstereceğim. Strobe Cream. Bende şu da var bu arada. Bu bir koleksiyon ürünü müydü emin değilim. Bazen bunu da kullanıyorum. Hani eğer bunu bulamazsınız, bunu bulursanız çok benziyorlar. İkisi de fondöten içine karıştırıp yüzünüze sürebileceğiniz, makyaj bazı olarak yüzünüze sürebileceğiniz, vücudunuza makyaj yapabileceğiniz ürünler. Ama ben sadece o gün bunu kullandım. Böyle Seda beni boyadı. Kollarımı uzattım. Hemen göstereyim size. Bunun altın rengi de gümüş rengi de çok güzel. Zaten 3 rengi var galiba, bir de pembesi var. Şimdi şuraya basıyorum. Normalde bu köprücük kemiklerime de tabii sürdüm o gün. Böyle kocaman bir fırçayla aydınlatıcımı sürdüm. Altına tabii ki aydınlık bir krem sürünce bu highlighter'ı da çok patlatıyor ve tutuyor. Çok da kalıcı oluyor. Tabii ışıkta, güneş ışığında inanılmaz güzel oluyor. Bu omuz başları, köprücük kemikleri, şurası, sürebileceğiniz yerler. Aynı şekilde şurası. Aslında orta hattı, yani bacağıma da hatta akşam böyle bir tur yağın üzerine tam orta kısmına şöyle şöyle sürdüm bundan. Pasparlak duruyordu. Ve makyajım bu kadardı. Akşam gloss'a geçtim galiba. Rujla uğraşmayayım diye. Kullandığım gloss da Maybelline'in Lifter gloss'uydu. Arkadaşımın çantasına koydum böyle. Arada onu yeniledim. O da aklınızda olsun. Dediğim gibi bütün ürünleri aşağıya koyacağım. Umarım sevmişsinizdir makyajı. Bence çok kolay bir makyaj. Çok kalıcıydı. Herkese uyabilecek bir makyaj. Ve zamansız bir makyaj. Yani ben bundan 10 sene sonra da bu makyajı görmeden ne yapmışım demem. Çok kendinize bu arada o baskıyı kurmayın. Ben gelinlikte de kurmadım bunu. Hani 10 yıl sonra zevkimin değişmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Kesin değişir bu arada. Değişmesi, umarım değişir bu arada, yani değişim iyi bir şey. O yüzden hani 10 yıl sonra baktığınızda bir şeyleri beğenmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Burada bir sıkıntı yok. Bu kadar baskı kurmayın kendinizde. Şu an ne seviyorsanız onu yapın ama çok trend şeyler yerine biraz daha kendi özelliklerinizi çıkartan, normalde seveceğiniz, hani o gün böyle bambaşka bir şey yapmayın yani bence. Kendinize benzeyen bir şey yapın diye tavsiye ederim. Ben öyle yaptım ve çok mutlu kaldım bu durumda. Böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu cümleleri söylemeyi çok uzun zaman olmuş. Sizi seviyorum. Öptüm. Görüşürüz bir sonraki videoda.